detaylar aktarsın Enes Fuat Kozluklu koronavirüs tehdidiyle ilgili olarak her geçen gün yeni bir adımda hayata geçiriliyor. Son olarak da İçişleri Bakanlığı bu akşam bir genelge daha yayınladı. Aslında senin de belirttiğin üzere her geçen gün her gün yeni bir genelge yayınlanıyor ve amaç bu koronavirüs salgınının azaltılması, tehdidin en az seviyeye indirilmesi bu son genelgede pazar yerleriyle alakalıydı. Halk arasında sosyete pazarı olarak da bilinen gıda haricinde su giyim eşyalarının satıldığı pazarlar kapatılıyor. İlk öncelikle bunu belirtelim. Diğer pazarlarda ise temel ihtiyaç malzemeleri yani temizlik malzemeleri olabilir. Meyve sebze haricindeki diğer ürünlerin de satışına yine izin verilmeyecek. Bu uygulama ne zaman başlayacak? Yarın saat 17'den itibaren bu uygulamayı da hayata geçirilecek. Ayrıca yine pazar yerlerindeki sıkışıklığı önlemek için de tezgahların arasının 3'er metre olması kararlaştırıldı. Yine bu açı veril yap, yayınlanan genelge ile ve son olarak da yine bu genelge ile birlikte pazar yerlerinde vatandaşların seçmeci olarak bildiğimiz sebze ve meyve ürünleri alması da son buldu pazarcı meyve ve sebzeleri kendisi alarak poşetleyerek vatandaşa verecek. Eğer toparlayacak olursak son İçişleri Bakanlığı genelgesi pazar yerleriyle alakalıydı. Bunlar da halk arasında sosyete pazarı olarak bilinen pazar yerleri kapatıldı. Ayrıca saat 19'dan itibaren de pazar yerleri açık olmayacak. Hepsi kapatılmış olacak ve pazarlarda temel ihtiyaç malzemeleri haricinde herhangi bir ürünü satışına da izin verilmeyecek Fuat Kozluklu.